Zorlanarak yapılan ek zam için AK Parti'de emekli maaşlarında zam mı eşitlemek önemliydi. Bu eşitliği sağlayarak kimseye ayrımcılık yapmadık, herkese eşit davrandık diyoruz. Artış oranı ihtiyacı karşılamaz, tepkiler sürebilir ama bu artışlarla en azından umudu beslememiz lazım. Kim diyor bunu? AK Partili yöneticiler. Devamı var, içine bakalım isterseniz. Yapılan hesaba göre yaklaşık 11 milyon SSK Bağkur emeklisi var. 11 milyon çok ciddi bir rakam yalnız. Yapılan %5'lik ek zam yaklaşık 30 milyar lira ek ödeme anlamına geliyordu. İkinci 7 puanlık artışla buna yaklaşık 43 milyar lira daha eklenecek. Evet, doğru. Bir ek ödeme çıkacak ama hazine değil SGK yapacak bunu. Hazineyi yine kurtardılar. Mevcut ekonomik koşullarda bunun bile kolay olmadığı ifade ediliyor. Şartlar zorlanarak yapılan ek zam için AK Parti'de emekli maaşlarında zam mı eşitlemek önemliydi. Bu eşitliği sağlayarak kimseye ayrımcılık yapmadık, herkese eşit davrandık diyoruz. Artış oranı heyecanı karşılama, pardon, artış oranı ihtiyacı karşılamaz, tepkiler sürebilir ama bu artışlarla en azından umudu beslememiz lazım diyormuş AK Partililer. Yani işte %6, %5 bu civarlarda nedir bu sonuçta? Ne kadar fark eder yani bu küçücük kök maaşlarda, emekli maaşlarında? 1000 TL, 2000 TL işte bu. Peki bir de enflasyona bakalım isterseniz. Çünkü bugün Mahfi Eğilmez'in enflasyonla ilgili çok önemli bir yazısı vardı. Daha doğrusu dün, ve Mahfi Eğilmez sayesinde enflasyonla ilgili yeni kavramlar öğrendik. Önce enflasyon nedir? Onu bir hatırlayalım. Çünkü Türkiye korkunç bir enflasyon sarmalına girmiş vaziyette ve işin içinden çıkamıyor. Enflasyon aslında bir çeşit soygun. Sizin cebinize giren paranın sürekli olarak değerinin düşmesi ve sizin yaşam pahalılığı karşısında gelir gücünüzün sürekli olarak düşmesi demek. Genel fiyat düzeyinin sürekli yükselmesi. Yani bir ay önce aldığınız 1 liralık örneğin bu bardak bir ayın sonunda 2 liraya çıkarsa ne kadar artmış oluyor? 2 katına çıkmış oluyor. Yani %100 artmış oluyor. Dolayısıyla o aradaki fark da enflasyon. İşte burada anlatıyor. Gelen her ayda endekste oluşan değişime göre fiyatlar gelen düzeyinin ne kadar yükseldiğini ortaya koyuyor. Örneğin bir yılın son ayı 100 kabul ediliyor ve böylece bakılıyor. T artı 1, ona da enflasyon diyoruz diyor. Enflasyon bu. Yani başladığımız noktayla bir ay sonunda ve bir yıl sonunda geldiğimiz nokta fiyat etiketlerinde. Neden peki yükseliyor fiyatlar? Çünkü ham madde yükseliyor. Akaryakıt, enerji, bütün bunlar yükseliyor. Süt, et, bütün bunlar yükseliyor. Emtia dediğimiz o ürünün değerini oluşturan şeyler yükseliyor. O da fiyatlara yansıyor. Bu enflasyon. Daha ilginç olan dün TT'de olan ve aslında konuşmamız gereken iki faktör. Bunlardan biri skimpflasyon. Skimpflasyon. Siz meselenin telaffuzundan bayağı eğlenmişsiniz anladığım kadarıyla dün Twitter'da, ama bu çok önemli bir kavram. Yani dünya ekonomilerinde de önemli bir kavram ve Türkiye'de şu anda en çok yaşadığımız şey skimpflasyon. Ne olduğunu anlatıyorum. Ürünün içeriği değiştiriliyor, kalitesi düşürülüyor ve daha düşük değerdeki, niteliği daha düşük bir mal aynı fiyatla satılıyor. Örnek veriyorum. Şimdilerde süt kaşarı diye bir şey çıktı. Görüyor musunuz marketlerde? Süt kaşarı. Eskiden kaşar peynir vardı. Kaşar peynir vardı. Diyelim ki kilosu 500 lira olsun. Şimdi artık onun içindeki kaşar peynir üretimi için kullanılan ham madde değişiyor. Orada artık kaliteli bir süt yok. Peynir yapımında kullanılan diğer maddeler yok. Çok güzel yazmış Ayşe Hoca. Ayşe Hanım, muadil. Muadil ama kalitesiz bir muadil. Yani aslında içinde artık kaşar peynirin içeriği yok. Başka bir şey var ama etiketinde yine kaşar yazıyor. Küçücük bir numara yapıyorlar. Süt kaşarı diyorlar mesela. Ya da tereyağının kilosu 600 TL iken satışlarının düşmesinden endişe ederek yüksek enflasyonun etkisini tüketiciye yansıtmamak için içine margarin ekliyorlar mesela. Gene tereyağı diyorlar ama aslında önemli bir bölümü içeriğinin margarin, kalitesiz bir içerik ve siz bunu tereyağı diye tüketiyorsunuz, kaşar diye tüketiyorsunuz. Aslında tükettiğiniz şeyin ne tereyağıyla ne de kaşarla hiçbir alakası yok. Şöyle, ya evet doğru, muadil biraz daha eşdeğer. Bu bildiğiniz replika. Yani öyle görünümlü, öyle olmayan. Ha bak, Öznuray yazıyor.
Toz kaşarı denilen şey. Toz kaşarı denilen şey hiçbir şekilde kaşar falan değil. Ya da kızıl goncalardan örnek vereyim. Skimpflasyon kızıl goncalarda net olarak vardı aslında. Hatırlayın, börek atölyesinde tereyağlı börek diyorlardı. Meryem'in tarikat şeyhlerinin akrabalarının börek atölyesinde çalışıyordu. Ama içine tereyağı koymuyorlardı. Margarinle ve bitkisel yağ ile karıştırarak tereyağını böyle küçücük koyuyorlardı. Böreğin etiketine de tereyağlı börek yazıyorlardı. Ceyhan tam koymuş şeyi. Doğan görünümlü şahin. İşte bunun adı skimpflasyon. Üzerinde kaşar yazıyor, tereyağı yazıyor, süt yazıyor. Ürünün ne tereyağıyla, ne kaşarla, ne de sütle hiçbir alakası yok. Aslında bildiğiniz bir çeşit dolandırıcılık. Çünkü özellikle etiket okur yazarlığı olmayan eğitimsiz halklar için çok ciddi bir sorun. Skimpflasyon budur arkadaşlar. Telaffuzu evet neşeli ama kendisi hiç neşeli değil. Son derece insan sağlığına aykırı, gerçekten de korkunç bir olaydır bu. Skimpflasyon Türkiye'nin şu anda yaşadığı dertlerden biri bu. Diğeri shrinkflasyon. Shrinkflasyon. Shrink İngilizce küçülmek demek, daralmak demek, çekmek demek. Yani bir şeyin bir tekstil ürününün çekmesi gibi suda. Shrinkflasyon. Ürünün fiyatı aynı kalıyor ama gramajı değişiyor. Boyutu değişiyor, ağırlığı değişiyor ve siz gene bunun farkında bile olmuyorsunuz. Gene çünkü böyle sanki somun ekmek, somun bir paketin içerisinde satılıyor. 20 gramını çalıyor, 30 gramını çalıyor, 50 gramını çalıyor. Al bak burada yazıyor. Ekmeğin belediyece belirlenmiş 250 gramı 10 TL iken 225 gramını 10 TL'ye satmaya başlıyor. Böylece etikette sanki hiçbir şey olmamış gibi gözüküyor. Siz söyleyin zam olmamış gibi gözüküyor ama aslında oldu. Çünkü neden? Birim fiyat olarak baktığınız zaman aslında gramajı düşmüş, fiyat aynı kalmış. Dolayısıyla aslında fiyat artmış. Fiyat artmış. Burak diyor ki nerede benim 50 liralık benzin alan vatandaşım? Valla tarihe gömüldü. Matematik bilmeyen toplumlar iktidarlar tarafından sürekli olarak kandırılmaya mahkumdurlar. Matematik ilişkisini anlamayan, dolayısıyla hiçbir zaman skimflasyon nedir merak etmeyen ve anlamayan, şrinkflasyon nedir bilmeyen, ekonomi toplum ilişkisi de ekonomi iktidar ilişkisini bilmeyen toplumlar sürekli olarak kandırılırlar. O yüzden ver mehteri vesaire şu bu yani Gülnihal yazıyor bunların hepsini çok bariz 2 yıldır yaşıyoruz diyor. Öyle Türkiye'de yani sadece bir enflasyon sorunu yok. Türkiye'de aynı zamanda Mahfi İlmez'in de yazdığı gibi bir shrinkflasyon ve bir skimflasyon problemi var. Hem de çok ciddi boyutlarda var. Bir de hissedilen enflasyon diye bir şey var. O da şu, TÜİK'in yalan söylediğini ben biliyorum, siz biliyorsunuz, dünya alem biliyor, ekonomi yönetimi biliyor. Hatta TÜİK'in kendisi biliyor. Utanmadan bir de dönüyor diyor ki hissedilen enflasyon araştırması yaptık. Ama neyi ettiniz? Yani günün sonunda ENAG'ın bağımsız bir araştırma grubu olarak ekonomistlerden müteşekkil ENAG'ın yaptığı araştırma aslında doğru rakamları veriyor ama TÜİK hiçbir zaman bunu açıklayamıyor. Hissedilen enflasyon da tam olarak bu. İşte böyle bir iklimde emekliye bir ek zam geldi. %7 boyutunda bir zam geldi. Bu zam kime yarayacak? Nasıl hesaplanacak? Aradaki fark nasıl yatırılacak? Hepsini bir uzmana soracağız. Özgür Erdursun ayağının tozuyla bizimle beraber kendi internet sitesindeki kanalındaki yayınını kapat.